Riyaz-ı Salihin dersleri, birinci ders kitaba giriş. Birinci maddemiz neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti İslam şeriatinin Kur'an-ı Kerim ile birlikte temel kaynağıdır. Dikkat edin arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim ile birlikte temel kaynağıdır. Biz bu derste bir sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, yani hadisler temel kaynaktır. Dinin anlaşılmasında, İslam şeriatinin anlaşılmasında, bu dinin mükemmel bir şekilde yaşanmasında, bu dinin eksiksiz bir şekilde yaşanmasında sünnet, yani hadisler en temel kaynaktır. En temel kaynaktır. Burada dikkat edin, ben bir ifade kullanıyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ile birlikte. Bak, bu ifade çok önemli. Çünkü usul kitaplarında şöyle der. Dinin birinci kaynağı Kur'an, ikinci kaynağı sünnettir der. Usul kitaplarında böyle der. Birinci kaynak Kur'an, ikinci kaynak sünnet. Burada anlatılmak istenilen her ne kadar farklı ise de bu ifade temelde çok doğru bir ifade değildir. Çünkü dinin temel kaynağı Kur'an ve sünnettir. Dinin temel kaynağı Kur'an ve sünnettir. Hatta bazı alimler sünnetin Kur'an'a ihtiyacı, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a ihtiyacından daha fazladır demişler. Peki bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, bakın, bu dinin beyan edicisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu teala ona vahyetti. Ayetler geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri okudu ve beyan etti. Hükümleri beyan etti. Yani Kur'an-ı Kerim hükümleri bildiriyor. Sünnet ise bu hükümlerin nasıl yapılacağını beyan ediyor. Nasıllığını beyan ediyor. Şimdi siz birinci kaynak Kur'an dediğiniz zaman hükümleri bildik, tamam. Öğrendik. Sünnete ihtiyacımız yok mu? Sünnete ihtiyacımız var. Beyan edicisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim namazı emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın diyerek namazı Resulullah beyan ediyor. Bak. Resulullah Kur'an-ı Kerim orucu emrediyor. Orucun nasıl tutulacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim haccı emrediyor. Haccın nasıl yapılacağını Resulullah beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim zekatı emrediyor. Zekatın nasıl yapılacağını, nasıl verileceğini, nelerden verileceğini, kimlerin zekat vereceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Yani kısacası Allah subhanahu teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'daki ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iş nasıl uygulanacak? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bunun delili arkadaşlar Nahl suresinin 44. ayetidir. Ödevimiz bu iki ayet ezberlenecek arkadaşlar. Bakara suresi 164 ve Nahl suresi 44. Arapça bilenler ve Arapça ezberleyebilenler Arapça ezberleyecek. Ödevimiz bu. Arapça bilmeyenler Nahl suresi 44'ün Türkçesini, Bakara suresi 164'ün Türkçesini ve istidlal yönünü öğrenecek. Neyi öğrenecek? İstidlal yönü. Yani biz bu ayeti neye delil getirdik onu öğretecek. Bakınız biz bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ve enzelna ileyke zikri, yani Kur'an'ı sana biz indirdik. Litubeyyine linnas, sen insanlara bunu beyan edesin diye. Ma unzile ileyhim, kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i, ma unzile ileyhim, onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'i kim beyan edecek? Sen beyan edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi Allah'ın indirdiği vahyi insanlara beyan etmek. Demek ki hani burada dedi ki istidlal yönü şu. Kur'an-ı Kerim namazı emredecek. Bakın. Ve enzelna ileyke zikra, Kur'an'ı biz indirdik sana. Namazı emrettik. Litubeyyine linnas, insanlara
Onu sen beyan edeceksin. Namazı sen ne yapacaksın? Beyan edeceksin. Biz Kur'an-ı Kerim'de orucu farz kılacağız. Orucun nasıl tutulacağını sen onlara beyan edeceksin. Biz Kur'an-ı Kerim'de zekatı emredeceğiz. Zekatın nasıl verileceğini sen beyan edeceksin. Biz Kur'an-ı Kerim'de haccı, huzi menasikakum diyor. Hac ibadetlerinizi benden alınız. Ben nasıl yapıyorsam öyle yapınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haccı biz emredeceğiz. Haccın nasıl yapılacağını onlara sen öğreteceksin diyor. İşte bu birinci delilimiz. Nahl suresinin 44. ayet arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i beyan et, Kur'an-ı Kerim'in beyan edicisi Kur'an-ı Kerim'in beyan edicisi, açıklayıcısı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Bunun birinci delili Nahl suresi 44. ayetidir. İstidlal yönü dediğimiz işte budur arkadaşlar. Bu ayetten başka başka hükümler de çıkar. Bizim istidlal yönü dediğim şey budur. Nahl suresi 44'ten biz bunu istidlal ettik. Oldu mu? Bunun ikinci delili Bakara suresi 164. ayettir. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlere Resul göndermiştir. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Onlara kendi içlerinden Resul göndermekle Allah subhanehu ve teala müminlere nimette bulunmuştur, lütufta bulunmuştur. O Resul ne yapar? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 1. Bakara 164. 1. Ayetleri okur. Ayetleri okur. Yetlu aleyhim ayatihi. Ve yüzekkihim onları tezki eder, arındırır, temizler, tezki eder. 3. O peygamber bak ne yapıyor? Ve allimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı ve hikmeti öğretir. Evet. Resul ayetleri okudu. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti fâğsülü vücûhekum. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman ellerinizi yıkayın. Resul ayeti okudu. Sadece ayeti okumakla kalmadı. Bir de ayetleri öğretti. Gördünüz mü? Ayetleri öğretti. Kur'an-ı Kerim'in beyan edicisi, Kur'an-ı Kerim'i öğreten kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Oldu mu arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'i öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayet Resulullah'ın 3 tane görevi olduğunu söylüyor. Ayetler okuyacak, insanları tezki edecek, arındıracak ve onlara bu ayetleri öğretecek. Bu ayetleri öğretecek. Tıpkı şunun gibi arkadaşlar. Bir matematik kitabı vardı. Siz okusanız anlamazsınız. Matematik kitabı elinizdedir. Hocanın karşısına geçersiniz. Hoca size matematiği öğretir. Bir nahiv kitabı elinizde vardır. Elinizde nahiv kitabı vardır. Hoca size nahiv kitabını öğretir. Nahiv kitabındaki bilgiler buradadır ama hoca size onları şerh eder, açıklar, öğretir. Mesela işte hadis kitabı vardır. Hadisi okursunuz. Hadis oradadır. Onu öğreten hocadır. İşte aynı şekilde Kur'an'ın hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir.